Evet Aziz gerçekten gözyaşlarını tutamadı ve bir anlamda bir patlama yaşadı. Bence çok zorlandı çünkü iki kişi kaldı sadece iletişim kurmayan ve ailesinden haber almayan. Bu birincisi Özgür ikincisi evet. Aziz. Diğer tüm takımlar takım değişikliklerinde yaşadılar bu sevgi sevincini ama... Aziz ve Özgür yaşayamadı. O yüzden Aziz de çok etkilendi belli ki. Hele ki bir de başarılı bir performans sergiledi. Osmancanı yendi üç kere. İki son iki oyunda kaybederek kötü bir duruma düştü. Hem oyun hırsı hem de özlemle beraber bu görüntülere ne diyorsun? Büyük bir kısmı kendi hatası olsa da adada insanlarla en az iletişim kurmak zorunda kalan yarışmacı hı hı. Aziz. Bir de başka kim var dersen ikinciyi de herhalde Barış derim. Ondan sonra da Ertuğ derim. Diğer herkes sonra da Cansu derim. Hı hı. Onun dışındaki herkes 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 7'li bir iletişim içindeler. Bir paylaşımları var. Aziz'i biz ilk günlerde kuşu için İstanbul'daki kuşu için ağladığını gördük. Evet. Yani Aziz her ne kadar lafları inciten bir adam da olsa Aziz bence duygusal bir Hassas kişi. bir insan bence de içinde. Annesini, babasını, ailesini çok seven biri belli zaten. Düzgün de bir çocuk e, Gittikçe de bence Survivor'da imaj olarak da toparlıyor İki anlamda toparlıyor Bir, Aziz biraz daha evrilmeye başladı hı hı. İki, zaman Aziz'i belli konularda haklı çıkarmaya başladı hı hı. Eski Aziz yok Survivor Aziz var Oyunlarda da e, biraz e, Nasıl diyeyim e, iyileşmeye başladı İyileştikçe bunun egosunu yaşamıyor Yani %20 ile yarışan Aziz %40'lara çıktı ee, hani iki katı bir değişim var aslında ortalamada Kesinlikle. gözükmese de son zamanlarda. Ama bu onu bir havaya sokmadı. Hala yazıldığı da oluyor, yazılmadığı da olup ödüllendiriliyor da. Ee, bu bir sinir krizidir. Hepimizin Survivor'da bir veya iki defa yaşadığı böyle anlar vardı. Yarışmayı bıraksam mı, gitsem mi? işte ailem ne durumda, ne yapıyorlar? Çok evet. özledim, haber alamıyorum. İletişim oyunları böyle hassastır. Ee, burada Azize açıkçası üzüldüm. Ee, burada ağlıyor orada işte evet. oturmuş. Evet. E, hepimizin başına böyle anlar gelmiştir. Kesinlikle. Çünkü Survivor askere gitmek değil. Survivor yurt dışında okumaya ya da çalışmaya gitmek gibi değil. Survivor'da hem psikolojik olarak bir mücadele veriyorsun hem de e, ailenle telefonla görüntülü İletişim sesli iletişimi yok. yok. Artı hele kazanamayınca Türkiye'de iyice olmuyor. büyük bir deprem yaşadık. Haliyle insanın aklı kalır bir yerde. Hani şunu düşünürsün. ...deseler bile... ...acaba bir sıkıntı var mı? Acaba bana mı söylenmiyor? Ki o konuda zaten herkes çok şeffaftır. Hani böyle bir şey gizlemezler ama... E, ...iyiler mi acaba? İşte bu bu ya bu İstanbul'da oluyor. ya da yaşadığı... ...Ankara'da, İzmir'de olursa... E, ...bunu düşünüp insanın biraz daha... E, ...nasıl diyeyim... ...özlemi ya da endişesi artar. Aziz'i burada çok iyi anlıyorum. Güzel bir Survivor geçiriyor. Dediğim gibi bu senenin başrol yarışmacılarından biridir... E, İnşallah istediği hak ettiği yere kadar da devam eder çünkü şu çok önemli bir şey ki e, Merve'den konuyu açayım. E, Merve o kadar sporcu olmasına rağmen mücadeleyi bıraktı hı hı. her ne olursa olsun. Aziz bir gün bile mücadeleyi bırakmadı. bırakmadı. Sadece bir gün dedi ki e, ben dedi oynamak istemiyorum mu? Dedi ya da hayır çıkıp oynayacağım dedi elimden geleni yapacağım dedi bak çok paralı ama inşallah kazanmayız. Evet, i̇nşallah kazanmayız dedi o gün de çıktı üçte 2 evet. yaptı ki Aziz'de 3'te 2 çok büyük bir olay. O yüzden güzel bir Survivor geçiriyor. Bu senenin başrollerinden biri de Aziz'dir. Evet ne kadar işte performansta güçlü olsak da başarılı olsak da mental gücün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında burada da olaylar. Sen ne diyorsun bu görüntüle Evrim'ciğim? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bunu herkes için söylediğim düşünülmesin. Hı. Sadece gördüklerim, hissettiklerim, yaşadığım olaylardan dolayı söyleyeceğim. İletişim ödülleri e, çok ince noktadır kazandığında çok mutlu olanı da gördüm. Kazandığında ya gerek yok bana yemek verin. Zaten annemi babamı bir iki ay sonra göreceğim. Başlarına kötü bir şey gelirse de zaten Acun Medya bana söyler. Yani şu iletişim ödüllerinde daha çok yemek yemeyi tercih ediyorum diyen insanları da gördüm. Tabii ki olabilir. Onun için ben kaybettiğinde gerçekten üzülen ama bir o kadar da ya önemli değil. Büyük ödülleri kaybetmeyelim. Ben büyük ödülleri kaybettiğimde başka yerlere kolay kolay gidemem. Ama ne de olsa bir iki ay sonra elendiğimde annemi babamı arayacağım. Bir şey olmaz sonuçta yani. Sevdiğim istediğim bir yere geldim diyenleri de biliyorum. Bazen şu iletişim ödüllerini izlerken kimin gerçek, kimin samimi, kimin e, sahte olduğunu ayırt edemiyorum. Aziz'inkiler geçti Nasıl mi mesela. Nasıl bir bu sahtelik ki bu? Yani, Hayır genel mesela? olarak konuştum. Şimdi tamam, ne mesela, mesela, Senin senende ya da geçmiş sene bir insan iletişim ödülüne niye sahte olsun ki? Ne yapabilir? Ben kulaklarımla duyduğum kişiler var mesela. Of diyor yemek yok mu ya bana yemek söyleyin diyor ya diyoruz sus sana iletişimdeyiz kazanacağız yazışacağız konuşacağız ya zaten hikaye son annenle babanla konuşacaksın diyor ama iki gün burada aç geçemiyor geçilmiyor diyor karnımız aç diyor gidelim dışarılarda gezelim diyor ödüller kazanalım diyor. Haklı mı haksız mı? Şimdi bana göre haksız. Kendisine göre de haklı. Ben şimdi onu da suçlayamam. Yapı meselesi çünkü Yapı yani. Meselesi. Çok özlemeyen bir insansa genel olarak. ya da o Ama kadar gerçekçi derin bağlı. olmuş. Sen şey diyorsun, sahte diyorsun. O yüzden Hayır, diyorum. Yani gene... O da bir gerçeklik. Yani gerçek olarak diyor ki ben zaten iki ay sonra göreceğim. Ee, o Ama konuda perdeyi problem indirdim. problem ne biliyor musun? Bize böyle söyleyip seremonide gerçek yerde e, iletişim ödüllerinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Ben orada işte o samimiyetsizlikten rahatsız oluyorum. Hmm, onun için bir kimin ne zaman nasıl duygular yaşayacağını ben bu iletişim ödülünde artık kestiremiyorum. Çünkü ben onun ikisini de böyle yaşadım. Çok rahatsız oluyorum. Ben burada Azize inanmak istiyorum. Çocuk. Konuşamadı senin dediğin gibi hem Özgür hem Aziz. Aylardır ne bir arkadaşlarıyla ne bir ailesiyle ne yazışabildiler ne telefonda konuşabildiler. Ne bir video, ne bir şey hiçbir ben şey gerçek yok. olduğuna inanmak istiyorum. Ee, Aziz'in sahte biri olduğunu da düşünmüyorum. Her şeyi aslında anı anına yaşıyor. İnanmak bazen, istiyorum dediğin bir şüphende var mı içinde? Bazen yani? çünkü Aziz'in hareketleri aşırı olduğu için şova kaçmayı seviyor. Bakın şov yapıyor demiyorum. Hangi hareketi battı mesela bu konuda? Ya kendini sanki hazırlamış ya bilmiyorum. Ayakkabıları çıkarıp bırakıp ormana gitti. Ormana giderken niye ayakkabılarını çıkardın? İşte orada Ama zaten kafa gitti. O... Ya bilmiyorum. Yani. Fırlattı, bakın doğru spontan da olabilir. değil mi mesela? Bil, bilmiyorum ya elindekileri fırlatır bir insan. Ayakkabıları çıkarmış. Elinde bir şey yok. Disk atıyor ya zaten. Fırlattı. Ondan Diskide sonra. Tamam ne bileyim ondan sonra aslında bakın. Bu... Orada yapılacak iki şey var. Ya ayakkabı ya ya tişörtünü çıkarırsın. Ya da ayakkabını fırlatırsın. Onlar da zaten umurlu değil. Bakın Aziz'in şey bu o. konuları gerçekçi de olabilir. Aslında beni rahatsız etmedi. Sadece Aziz'in birazcık hareketlerinin şova kaçtığını düşünüyorum. Ben de Normal tam şovu düşündüm. seviyor Aziz. Ormanların arasına gitti, ağaçlar hani kameraların gelemeyeceği bir yerlere gitti. Yukarıdan drone ile takip etmişler ki. Acun o zaman da... gördük hiç ben. Acun Medya'nın bütün oyunlarının çoğu dronlarla da çekilir. Ya oyunlar çekilir hani hayatım var ben. Var ya yani bizim her imkanına sahip çekmesin olduğumuzun diye herkes farkında. Uzaklaşıyorum zaten imkan <laughs> bir imkanla ya bir Begül. alakası yok. Ve sen burayı ucuz bir prodüksiyon mu zannettin? Sen özür dilerim. Yani, o konu içine kameraman da girer, dron da girer. Konu tamamen yok. Ben bundan bahsetmiyorum. Prodüksiyon <laughs> beni zaten çeker diye düşünerek Aziz'in oraya gittiğini <laughs> asla düşünmüyorum. Tam tersi bence o kadar üzüldü ki o kadar dağıldı ki Ağaçların arkasına gitti kameralar gelmesin diye ama o çığlıklarını, yakarışlarını tutamadı ve gerçekten canı yandığını hissettim ben. Bak üzüldü. Kaybettiğine o zaman, üzüldü. O zaman teknik imkanlarımız, prodüksiyonun devreye girmek zor